20 Temmuz 1974 sabahı Şanlı Türk Ordusu adaya sabah saat 6'yı 5 geçeden itibaren havadan indirme ve denizden çıkarma yapmaya başladı. Türk paraşütçileri Lefkoşa'nın kuzeyine, Hamitköy, Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine indi. Denizden çıkarma, Deniz Piyade Tugay'la bağlı askerlerce sonradan şehidimizin soyadının verildiği Karaoğlanoğlu plajına yapıldı. Düşman 1963 ve 1967 yıllarında olduğu gibi adaya Türklerin müdahale edemeyeceğini düşünmüştü ama büyük bir yanılgı içerisindeydi. Büyük bir şaşkınlığa uğramıştı. Karşı taarruza geçmeleri bir hayli saat aldı. Taarruz 20 Temmuz akşamından 21 Temmuz sabahına kadar sürmüş olsa da Yılmaz Türk gücüne karşı koymak elbette ki mümkün değildi. Bundan sonra da mümkün olamayacağı gibi. Şanlı Türk ordusu amacına ulaşana kadar kahramanca ilerledi ve adada barışı yeniden tesis etti. Çıkarma birliklerimiz gökyüzünden paraşütle barış güvercinleri, savaş kartalları gibi Kıbrıs semalarında süzülürken rahmetli Rauf Denktaş daha sonraki hatıralarında bu anıyı şöyle nakledecekti. Önce uçakların sesleri duyuldu. Sonra paraşütçülerimizi gördük. Etrafımdakiler toprağı öptüler. Şükürler olsun ki geldiler dediler. Ben de dedim ki şükürler olsun ya Rabbi. Nihayet gördüm ben de bu günleri. Onlar bir akın ettiler ki Kıbrıs'a. Maraş yeniden kahraman oldu. Yeşil yurt, güzel yurt yeniden vatan oldu. Beş parmak dağlarına çıkardılar. Adam çıkmazken onlar tankları sırtlayıp çıkardılar. Türkiye kefen biçenin sonu her zamanki gibi hüsran oldu. O biçilen kefen, kefen biçenin kendisine kefen oldu. Bundan sonra da olacağı gibi.